Haydi buyurun, afiyet olsun herkese. Şehriye konuyor mu normalde bu çorbaya? Yoksa yöresel farklılıktan dolayı mı? Yok, hayır, konuyor. Şey, içerisinde yumurta var mıydı? Evet. Var. Terbiyesinde var içine eklerken. Evet, yoğurtlu terbiyesinde. Yumurta, un. Evet. Çok hafif kesilmiş sanki. Üzerine şey yaptığım için, yağlı sos yaptığım için, bu eğer pütür pütürlükleri diyorsanız o yağdan kaynaklı. Karıştırdım çünkü ben onu. Kadir Bey, başlayabilir miyim ben? Buyurun. Çorbasını evvel tat olarak beğendim. Lezzeti güzel. Onun haricinde nohutları hazır kullandın herhalde. Evet. Tamam. Bunu ben de eleştirmişlerdi zaten, nohutu niye pişmemiş diye. Sen de hazır kullanmışsın. Zaten olması gereken buydu. Ben de kendime de söylemiştim. Ben haşlayamazdım diye. Ben sizlere dün söylemiştim. Hani nohutu akşamdan yapması gerekiyor, zor olur evet, diye. Evet, onu sen söylemiştin. Ben de aynı şekilde onu söyledim. Mecburen bunu yapmak zorundayız. Etin güzel pişmiş. Şehriyen de güzel pişmiş. Sadece çorba yaparken farkındaysanız çorban çok sarı. O ilk karışım var ya, çorba hazırlama evet. Kısmı, un, süt, yumurta. Onu güzel çırpamamışsın. Aynı zamanda büyük ihtimalle çorbayı koyduktan sonra da bitirmedin. Ben üzerine şunu açıklayayım, ondan sonra devam edin, tamam. Olur mu? Ben üzerine yağlı sos yaptım ya, o şekilde bırakmadım. Karıştırdım ben onu. Hepsi de şey olsun diye. Nasıl? Acaba sarayım mı? Baklama da yapsanız yok, daha ondan iyi olurdu. Bahsetmiyorum. Sosu. Şundan bahsediyorum. Hani ilk baştaki karışım var yani. Ya, evet, sütümü, terbiyeden bahsediyorsun. En baştaki işlemin. O işlemde mesela çok iyi karıştırmamışsın. Çok bayağı karıştırdım. O zaman çorba şöyle yaptın. O zaman bayağı. Karıştırdın, ocağa koydun. İlk etapta o hani kabarma kısmı var ya, o fokurdama kısmını yapmamışsın. Karıştırarak yapmamışsın. Bayağı karıştırdım aslında. İşte yapmadığın için bu olmuş. Normalde yapsan kesinlikle bu olmaz. O yüzden kesilmiş. Evet. Çok kesilmemiş bak, bir tık kesilmişsin. Evet, bir tık kesilmiş. Evet. Dediğim yani gibi lezzeti güzel değil. Zaten onu eleştirmiyorum. Sadece dediğim gibi ilk o aşamayı çok iyi karıştırmak için hem bu bir şekilde rengi sarı olmuş. Çünkü yoğurt yumurtayı yemediği evet. Zaman sarı oluyor. Evet. Yoğurt yumurtayı yese eğer bembeyaz olur. İstersen iki tane yumurta kır çorbanın içine, bembeyaz olur. Yumurtayı yedirememişsin işte o aşamada. Dediğim gibi çok karıştırdım ama. Hı-hı. Kesilmiş mi bu çorba? Biraz kestirmiş, biraz çok değil. Peki tam arpa şehriği için ne diyorsun? Düğün çorbası arpa şehriği olur mu? Yani olabilir, eklenebilir ama bence bir tık şey kalmış içinde ya, kaba kalmış. Hem de aynı zamanda şuna da geleyim, çok yoğun. Hani benim çorbama yoğun demişler ya, kendisinki daha yoğun. Resmen bakın şöyle, ama ben bu yoğunluğu seviyorum çorbada. Bunu eleştirmeyeceğim. Peki afiyet olsun. Ama kendisininki de bol içi harçlı. Evet, Eda Hanım. Ben de Rabia Hanım'ın çorbasını beğendim, lezzetini. Yalnız içerisindeki direkt yer yemez o yumurta karışmamış şeye geldi bana. Yumurta kokusunu da alırım hemen. O sarılık da Kübra'nın dediği gibi üstünde kalmış. Hani ben de tattım sizinle çok birlikte tamamen yumurta. Tamamen kesilmemiş, çok az kesilmiş. Ama içerisinde arpa şehriye olmaması gerekiyor. Yani bu sarılığın sebebi yumurta Kadir mı? Kadir Bey, pardon. Çok karıştırmayınca yumurta sarısı kalabiliyor. Pardon, şu lafımı geri almak istiyorum. Haksızlık yapmamak istemediğim için. Tereyağının aslında bu sarılık yok, şeyin değil. Hem yumurtanın var hem de Kadir Bey, bu ihtimalle tereyağının sarılığı da var. Evet, tereyağı mı kullandın? Ondan has söyledim. Tereyağı. Evet, has evet, tereyağı yaptım. Bu o tereyağının da sarılığı var. Evet, çok özür diliyorum. Çorbanın bu sarılığı yumurta mı, tereyağı mı? Yok, net tereyağı şey tabii ki de tereyağı. Ama yumurta şeysi de var içerisinde. Çok özelemediği için yoğurtla yumurtayı. Çok yaptım ve ayrıyeten çorbanın şeyini yaparken. Lezzet olarak ama çok beğendim. Beğendim. Peki evet. Afiyet olsun. Evet, Emin Bey. Çorbanın tadını, oranını çok beğendim. İçindeki et dengesi sadece biraz daha az olsaydı bence daha lezzetli ve daha iyi olacaktı. Ben çorbayı araştırdım da çünkü tadına hiç baktığım bir çorba değildi. Üstüne yağını sadece üstüne yapıyorlardı. Keşke evet, kendin karıştırmayıp sunum açısından öyle yapsaydın daha iyiydi. Nane hiç koymasaydın daha mantıklıydı. Öyle geçirsen daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Olarak. Bence güzel olmuş daha iyi. Bence nane üstünde olsaydı. Yorumum bu kadar. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Hülya Hanım. Rabia Hanım, ben çorbanızı çok beğendim. Afiyet olsun. Lezzeti çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Şehriye çok gerekli miydi bilmiyorum ama yapıldığı kötü zaman olmamış. Hoşuma gitti. Pişmiş. Etler de güzel pişmiş. Nohutlar da dünkü Kübra Hanım'kinden daha iyi pişmiş. Daha yumuşak kimiz geldi bana. Kimiz de konserve kullandık. Ama sonuçta. 12 daha belki erken koydu ocağa kendisi. Bilemem. Daha pişmiş, daha yumuşak geldi bana. Tam böyle istediği gibi ezilmiş. Evet. Ezilmiş evet. Kıvamda. Zaten ezilmiş. İkisini ekip alıyor yani iki nohutu da. Ama şimdi hani bunu ocağa koyma saati benimki var. Benimki az pişmiş, çok pişmiş olamıyor. Zaten şimdi, bu malzeme ekip alıyor. Ona da aynı nohutu alıyor, bana da. Şimdi Kübra Hanım hani erken koyarsınız, 10 dakika geç koyarsınız. Haşlamadık ki ama ikimiz de bu çorba hazır. Çorba yapma esnasından bahsediyorum. Yine aynı şekil. Bu olmaz, çorba ikisinin aşaması olmaz. Aynı ikisi biraz daha benim hoşuma gitti. Daha lezzetli olmuş çorbası ve nohutu. Dediği gibi Emin arkadaşımın da üzerine yağ getirsen daha bir gösteri güzel olurdu. Bu nane beni rahatsız etmedi.
Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ara sıcakta ne gelecek şimdi? Paçanga böreği ve kapya biber mezesi. Kapya biber. Peki bir şey diyeceğim. Emin Bey'den böyle olumlu bir yorum bekliyor muydun? Doğru söyle. Beklemiyordum. Ben yemeğini adaletle göre hiç yorum yaparım. Hiç beklemiyordum Kadir Bey. Gel otur. Biraz ön yargın vardı Emin'e karşı ama. Evet, ben zaten çünkü başta şöyle bir şey demiştim. Yemek yarışmasına geliyoruz. Adaletli bir yorumumu yaparım. Kişiyle sorunum olsun. Yerim masada ama yemeğin adaletli. Demek ki puanımı cahil cesaretiyle katılmamışım. Katılmışsınız. Hala öyle düşünüyorum. Devamını gelsin. Tadına baka baka çorbada bu kararı hala veremeyeceğim. Gün sonunda belki geri alabilirim lafımı. Ama hala iddialıyım. Hadi bakalım inşallah yemeklerini aldırırsın geri lafını. Paçanga böreği yanında o şekilde düşünmüyorum zaten. Alacağını düşünmüyor musun? Alsa da almasa da benim için o söylediği kelimenin geçerli olduğunu düşünmüyorum. Size göre öyle. Okey, üstüne tamam, alınmadın bana zaten. Bana göre düşünmüyorum. Ha, size göre, bana göre öyle zaten. Zaten size göre, bana göre alabilirim. Şeylerim var ya, buyurun. Emin Bey'in cahil cesareti demesi bence çok büyük bir kabalıktı. Gereksiz bir muhabbetti. Yakışmadı ona. Kübra sen ne diyorsun? Emin Bey'in hanımefendiye cahil cesaretiyle katılmış demesine. Açıkça söylemek gerekirse ben katılıyorum ona. Katılıyorsun? Evet, ben de katılıyorum. Ben dediğim yorumlarda sana haklı ve doğru yorumlar yapıyorum. Peki bir şey diyeceğim şimdi. Rabia 3 tane okul okudum diyorsun. Ama bir yanda cahil cesareti diyor. Yani yemekle alakası yok. Ne demek? Yani üç tane ben 1,5 yıldır evliyim. Benim evime gelip kimse yemeğimi yapmıyor. Ben kendim yapıyorum. Şöyle yani söyleyeyim. Demek ki gel bir otur bir saniye. Sizin bana okuduğunuz okuldan veya yaptığınız yani istiyorsanız Paris'te okuyun. Benim için göre çok işte, önemli değil. Gerekiyor, anladın bana mı? Göre yemek cahil dediğin zaman insan kendisi cahil olmuş yaptığınız oluyor. Yaptığınız menüye göre ben şu anda öyle olduğunu düşünüyorum. Uyuma göre, yaptığınız şeye göre birazcık öyle ben düşünüyorum. Masayı beğendin, çorbayı da beğendin. Şimdi niye uyuma göre diyorsun? Ama ben dedim yorumu tadına bakmadan ben öyle bir yorum yaptım. Ama ne dedim? Değiştirme şansım da var. İşte hepsinin tadına şu bakarak. Şey diyebilirsiniz. Ama şu anda hala onu destekliyorum. Konuşmanıza da bakarsak biraz cahil cesareti var. Yoksa masanızda oturan bir misafire böyle geleceğinizi Kadir, düşünmüyordum. Ben de bunu Emin'i onaylamamın sebebi sadece şahsi değil. Yemeğinden ötürü onaylıyorum. Diğer kısımdan zaten dolayı de değil. Zaten ben yemeğini olarak öyle düşünmüştüm. Yemekten ötürü. Daha şu anda kendisini olarak öyle yemeği yapmadan, daha yemeği görmeden nasıl buna karar veriyorsunuz? Menüye anlamıyorum. Bakıyoruz ya biz. Bence o yüzden bu itham çok saygısızca. Yani Rabia Hanım karışmıyorken başkalarının bir şey demesini ben çok doğru bulmuyorum. Ama şimdi baştan konuşurken yemeğine göre demiyorsun yani cahil direkt. Cahil dediğin zaman onun kişisel şahsiyeti söylemiş. Ama ben de dedim menüsüne bakarak, uyuma bakarak böyle bir kanaata vardım peki, zaten. Peki Hülya Hanım şimdi bir tecrübe olarak senden biraz daha büyük ya. Evet. Belki tecrübe olarak seni uyarmak istemiştir. Bu yaptığını yanlış tabii olduğunu. Tabii doğrudur. Kabul etmiyor zaten. Doğrudur ama bakın size saygısızlık. Öğütler açık değil mi? Değil. Ama ben kesinlikle de şöyle değil düşünüyorum. Kendilerine saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Burada bir saygısızlık yaptıysam Rabia Hanım'a yaptım. O Rabia Hanım'ın bana aynı gelip çıkışması lazım. Aynı zamanda şöyle bir şey. Rabia yaşı büyük bir insan. Ben sonrasında yani kusura bakmayın, özür dilerim bu demiştim. Zaten kendisi biliyor. Bence dünkü mevzunun yani buraya gelmesi çok doğru bulmuyorum. Çok dünkü doğru. Dünde bitti diye biliyorum. Benim için bitmedi. Siz de ben konuşurken de bitirmemiş. Size demiştiniz yani herhalde Emin konuşurken uykum geliyor diye. Ben hiç takılmamıştım ama böyle bir şeye. Takılmadığın için bu cevabı verdin o zaman. Yani siz onu derken benim de böyle bir cevapla geri ama, çıkacağınızı ama bundan sonra öylesin bilin. Ama sen öylesin. Senin bana yaptığın büyük bir saygısızlıktı. Ben saygısızlık olarak düşünmüyorum. Sen bunu düşünmüyorum akşam kafana taktın mı masadan kalktıktan sonra da? Çok takmadım aslında ama yani gereksiz takılacak buldum. Takılacak bir şey gereksiz değil çünkü. Onu ben kayla almadığım için takılacak bir mevzu değil aslında. Benim anlatamadığım şeyi siz ya anlamıyorsunuz ya da başka bir evrende mi yaşadığınızı düşünmeyi mi başlayayım? Ne yapayım ben anlayamadım. Bakın şu an yine tek bir yaşıyorsunuz. Ben konuşmak istiyorum, konuşuyorum. Gene aynısı, evet. Hülya Hanım ben size zaten dün özür dilerim dedim böyle bir şey için kırıldıysanız. Şu anda bunun bu masaya gelmesi birazcık bakın, saçma şimdi değil bakın, mi? Tamam ben size kendiniz için bir şeyler söyleyin konuşun dedim de bari beni patlatmaya şimdi çalışmayın masada. Şimdi özür geldi masada bana ama özür bana burada gelmedi. Ben burada bana bu kelime tamam, sarf ettim. Şimdi söylüyorum özür dilerim. Böyle bir şey için takıldıysanız kusura bakmayın. Takılmadım. Ama, ama burası tabii bir program. Bazı şeyleri siz söylüyorsunuz. Hı-hı. Cevabın da sert veya yumuşak Hı-hı gelmesine bakmayın. Hı-hı. Yani bunlar biraz da olması sert, gerekiyor. Sert yumuşak olayı değil zaten bu. Bazen çıkan cümle olayı. Ben bana takılmadım, göre, ben takılmadım. Ben takılmadım diyorum ama teşekkür bana ederim öyle demeniz de bana belki. İçinde, tamam ben de bu saat sizinle benden özür yani dilemenizi istiyorum. Niçin? Bana niye öyle dediniz? Ama benim öylesin konuşmam çok mu kötü? Benim de kalbim kırıldı şu anda. Öyle mi? Peki ben de özür dilerim o teşekkür zaman teşekkür ederim size o zaman. Anlaştığımızı düşünüyorum. Bak ne güzel, tatlı tatlı kapattık teşekkür konuyu. Teşekkür ederim.
Emin Bey'in bu sert söylemi karşısında ne düşünüyorsunuz? Yani Emin Bey'in kim oluyor da bana bu şekilde bir kelime kullanıyor açıkçası. 18 yaşında bir çocuğun gelip bana cahil cesareti demesi, bunu ne hakla diyor, neye göre diyor, anlamadım yani gerçekten. Saçmaydı, gereksiz bir yorum yapmış. Konuşacak büyük ihtimalle başka hiçbir şey bulamadığı için böyle bir şey atayım da ortalığı karıştırayım diye düşünmüş olabilir. Çocuk daha çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.